gün Diler, Kritik Yıl. İçeride yaşadıklarımızın ve yaşayacaklarımızın nedeni dışarısıdır. Bunu anlamayan kaldı mı bilmiyorum. Ama başımıza gelenlerin kaynağı hep sınırlarımızın ötesindeydi. Sadece içeride senaryoyu uygulayacak kullanışlı insanlara ihtiyaç duyuyorlardı. Bulmak da hiç zor değildi. Sıraya girenleri biliyorum. Şaşırıyor muyuz? Elbette hayır. Türkiye son 10 yılda inanılmaz türbülanslar yaşadı. Neredeyse her gün yeni bir olaya uyandık. Sürprizler birbirini izledi, sarsıldık. Gerçekleri yazma konusunda sıkıntı yaşayan çok olunca da insanların bilinmeyenle buluşması imkansız hale geldi. Açalım biraz. Pentagon'un Amerika içindeki en büyük karşıtı demokratlardır. Clinton veya Obama, Pentagon için aynı düşüncenin temsilcileridir. Pentagon'un demokratlarla mücadelesi son 50 yıldır Amerika'nın büyük savaşıdır. Bu savaş için yurt dışındaki büyük elçiler çok önemlidir. Yani sadece içeride kavga etmezler. Bu kavganın ayaklarından biri de Ankara. Kara olmuştur. Günlerdir yazıyorum. Pentagon İpek yolunu kimseye bırakmak istemiyor. Gücü yeter mi bilemem ama istemediğini adım gibi biliyorum. İçeride kavga ettikleri demokratlar da İpek yolunu Britanya ile birlikte yönetmek istiyor.'' Bunu yaparak Avrupa, Afrika ve Asya'nın %90'ını kontrol etmek niyetindeler. Pentagon bu ittifakın sonunda kendilerinin olmayacağını düşünüyor. Bu nedenle Trump'la yeni bir sayfa açtılar ve ilerliyorlar. Yeni İpek Yolu projesi aslında 73 ülkeydi. Ancak Amerika'nın etkisinin kesin olacağı 8 ülke rotadan çıkarıldı. Obama döneminde atanan büyükelçilerin tümü Yeni İpek Yolu için görev yaptı. Bazıları başarılı oldu, bazıları ise büyük başarısızlık yaşadı. Çekya, Hırvatistan, Bulgaristan, Türkmenistan, Özbekistan ve en önemlisi Türkiye'deki büyükelçiler büyük hatalar yaptı. Bunların içinde en önemlisi kuşkusuz Ankara Büyükelçisi o neydi? Rici'yi hatırlamak için çok nedenimiz var. Erdoğan'ın hastalığını yakından takip eden de oydu, yakında bu imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz diyen de. Patlıcanlı örnekleri de vardı. Büyükelçiden çok genel vali edasıyla dolaşıyordu. Ama gitti, gitmek zorunda kaldı. Obama döneminde görev alan en özel isimdi. Konu Ankara olduğu için özel hale geliyordu. Aldığı görev belliydi. Onu gerçekleştirmek için gelmişti ve bunu başaracağından son derece emindi. Tabii sonuç umduğu gibi olmadı. Aslında bugünkü savaş o zaman tavan yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki en büyük darbeyi 1 Ocak 2012'de aldı. Richard Yone'nin görevi Gülen ve ekibiyle birlikte Genelkurmay Elektronik Sistemler Gez Komutanlığı'nın MIT'e devredilmesini önlemekti. 2010 Kasım'ında Gülen ve ekibi sistemin MIT'e devredilme ihtimalini Amerika'ya iletti. Raporlar çok detaylıydı. Zaten kimsenin bundan haberi yokken devir işlemini ilk duyuran bugün gazetesiydi. Bunun üzerine Amerika'da çok güvendiği isimlerden biri olan Richard atanma onayını güçlü bir şekilde hızlandırdı. 1 Ocak 2011'de Ankara'ya gönderdi. Ricci gelecek içerideki dostlarıyla el ele verip GES operasyonunu tersine çevirecekti. Richard hızlı bir şekilde harekete geçti. Fark etmedik, belki şimdi unuttuk ama 2011 Türkiye için çok sert geçti. Ergenekon ve Balyoz davaları hız kazandı. Amerikan karşıtı son askerlerde de cezaevine alındı. MHP'nin Amerika'ya yakınlaşması için 2010'da Deniz Baykal için kullanılan gizli kamera sistemi devreye sokuldu. Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ve 3 kuvvet komutanı istifa etti. Ankara'da birçok terör saldırısı oldu. Başbakanın otobüsüne saldırı düzenlendi. CHP ve BDP 2011 seçimlerinden sonra yemin etmeme kararı aldı. MIT'in Oslo görüşmeleri sızdırıldı. Daha birçok olay oldu. Türkiye yeni bir kaosla güne uyanıyordu. Aklıma gelmişken not düşmek isterim. Yanılmıyorsam MHP kasetleri yani Devlet Beyi kontrol etme operasyonu 16 Nisan 2011'de gerçekleştirildi. Devlet Bey bu operasyonla Washington çizgisine gelecekti. Gelmedi. Sıyrıldı. Peki Türkiye'nin kaderini çizecek olan sandık milletin önüne ne zaman geldi? Referandum yani 16 Nisan 2017. Romanş var mı? Bilemem. Siz karar verin. Ama Ankara'da olanları unutmayan bir akıl vardı. Gereğini aradan birkaç yıl geçse de yapıyordu sanki. Devam. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Ritchie'nin etkisi hemen hissedildi. Attığı her adımda. Tek amacı vardı. GES'i genel kurmaya geri döndürmek. Çünkü GES'le Gülen'in ekibi Türkiye'deki her iş adamını dinlemiş ve gereken tehditler yapılmıştı. Aynı şekilde komple kurulan kişilerin hepsi GES'ten çıkan piyangolarla hedef alınmıştı. GES'in gitmesi Amerika'da kabul edilebilecek bir durum değildi. Genelkurmay Başkanlığı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren GES komutanlığını MIT'e devretti. Amerika ilk roundu kaybetmişti ama durmayacaklardı. Şimdi hedef artık MİT'ti. 7 Şubat 2012 MİT operasyonu devreye sokuldu. Emre Taner, Afet Güneş ve Hakan Fidan ifadeye çağrıldı. Gitseler de sonucun ne olacağını herkes biliyordu. FETÖ aldığı talimatla gözü dönmüş bir şekilde saldırıyordu. Umulmadık yerden geliyorlardı. Her kulvarı değerlendirmek için örgütlenip yürüyorlardı. Madem GES genel kurmaya geri dönemeyecekti, o zaman gittiği yeri yani MIT'i kontrol ederek sonuç alacaklardı. Ricci ve ekibinin görevi buydu. GES genel kurmayda Amerikalılara çalışıyordu. Yeni İpek yolu için yapılan dinlemeler çok güçlü bir sistemin devamını sağlıyordu. Sadece Türk iş adamları değil, çevredeki birçok ülkedeki önemli isimler GES ile yola getiriliyordu. Ama biz bilmiyorduk. Ta o zamandan İpek Yolu için çalışıyorlardı. İçerideki birçok fırtınanın nedeni yeni dünya düzeni yani İpek Yolu'ydu. Ricci ve adamları rollerini iyi oynayıp Türkiye üzerinden büyük adım atacaklardı. GES bunun için son derece önemliydi. Ama olmadı. Richardione 7 Temmuz 2014 tarihine kadar Türkiye'de Gülen ve ekibiyle çok yakın çalıştı. Ancak GES geri alınamadı o görevden alındı. Bu sadece küçük bir parantez. 17-25 aralığı düşünün. Ülkenin uçurumun kenarına geldiğini hatırlayın. Gezi olaylarını hatırlayın. Saf gençler üzerinden nasıl oyun kurulduğunu gözlerinizin önüne getirin. Mesele ağaç değildi ama anlamak ve anlatmak ne kadar uzun sürdü. Dinlemeleri, takipleri, fişlemeleri ve sızmaları hatırlayın. Yaşananları tek tek hafızanızda tazeleyin. Neler geldi geçti değil mi? Bakın daha önce de yazdım. NSA dünyayı dinler, tek satır atlamaz. Bütün ülkeleri dinlediler. Özellikle Avrupa'yı delik deşik ettiler. İpek yolu için kimin ne yaptığını, yapacağını zaten biliyorlardı. İkiz Kule saldırıları İpek yolunu başında kesme operasyonuydu. Afganistan ve Irak'a bu nedenle girildi. Çin, İngiltere'nin ittifakıyla doğan yolu bitirmek için yani. Bu savaş o günde bugün de tüm hızıyla sürmekte ve sürecek. Türkiye dün de önemliydi, bugün de yarın da önemli kalacaktı. Saldırılar bitmeyecekti. Washington'ın var olması için Ankara'nın yanlarında olması gerekiyor. Pentagon'daki en akıllı generaller bunu söylüyor. Bu başka yollarla kapımızın çalınacağı anlamına geliyor. Bu kadar büyük badireleri atlatan Türkiye yine kazanan olacaktır. Ama huylu huyundan vazgeçmez. Geçmeyecek Bütün bu olanların ışığında 15 Temmuz'u analiz edin yaş kararlarını da Ergündüler takvim